İsmin value'sunu aldım. Değişkenimi atadım. JavaScript'te ekrana mesaj box çıkarmanın bir yolu var. O da alert fonksiyonu. İçerisine string bir mesaj istiyor. Selam artı isim. Bunu nasıl çalıştıracağım? Benim amacım neydi? Butona basıldığında text box içerisine yazılan şeyi mesaj olarak göstermek. Yani selamla olayı. Bunun için de ben butona bunu yazmalıyım. Burada hatırlarsanız herhangi bir C# nesnesinde butona basıldığında click eventi falan vardı. Burada da aynı şekilde diyorum ki on click buna tıklandığında selamlayı, zaten şuraya bakarsanız selamla C# metot gibi geliyor. Benden parametre almıyor. Parametre alabilir. Ama ben parametre vermeyeceğim burada. Çalıştırdım. Benim yazdığım mesaj selam ile Cihan birleştirilerek ekrana yazıldı. Buradaki mesaj box'ın karşılığı da aslında bu. Alert işlemi var. JavaScript'te. Benim neden yazdıklarım sizin gibi aşağıda görünüyor? Şimdi saat fonksiyonumu yapalım. Function saat. Body kısmı dolduğunda, yani form doğa dolduğunda diyelim, bunu çalıştıracak saat fonksiyonunu. Bakın burada saati yazmaya başladı, saniyeli olarak. Burada yaptığım da şu.
bir tane fonksiyon oluşturdum. Dedim ki bakın set interval içerisinde bir fonksiyon oluşturuyorum. Ve değişken oluşturup adını saat verdim. Date fonksiyonundan yani şu anın tarih bilgisini, zaman bilgisini alıp nokta subctr bir parçalama işlemi yapılıyor. Sonradan document nokta get element by id ben üzerine veri yazacağım nesneyi bulmam lazım. Bunu da get element by id ile aldım. Koala kenar yani şuradaki span'a yazmak istedim. O yüzden de daha sonradan da inner html dedim ve buna saat bilgisini ekledim. Yani koala kenar bir html, bunun html'ine saat değerini ver. Set interval'in ikinci parametresi de bunu ne kadar sürede bir yapacağım? 1000 milisaniye, 1 saniyede 1. Yani ben her saniye bu işlemin yapılıp tekrar yazılmasını istiyorum. Anladınız? 1 milisaniye her saniye demek. Bunu da ne zaman başlatayım? Set intervali ne zaman başlatayım? Body load olduğunda, yani sayfa dolduğunda başlayacak. Mesela koala kenar değil de benim saat için oluşturduğum span içerisine yazacağım bunu. Şurayı saat yaptım. Bu sefer şunların arasında görünmesi gerekiyor. Dikkat ederseniz başlangıçta biraz bekledi. 1 saniye bekleme süresi vardı orada. Sonrasında yazdı. Şuradaki isimler doğru mu? Şu yazdım mı? Orası başlatması gerekiyor. Hocam sizin yazdık. Çalıştığı zaman ben bunu küçülttüğümde bu resim küçülecek ve şurada da bir değerini yazdırayım. Büyüdüğü zaman da buradaki boyutu alması gerekiyor. Bunun minimum ve maksimum value'ları üzerinden bunu gerçekleştirebiliriz. Anladınız mı ne yapacağımı? Anladım, anladım. Böyle bir şey olduğu için ben de yapamayacağım. Yeni bir fonksiyon oluşturdum. Ve burada dışarıdan bir parametre almak istiyorum. Parametre tanımlamak için de herhangi bir veri tipi vermeye gerek yok. Sebebi zaten hepsi var. Tek bir veri tipi var. Değil mi? O yüzden bunu tek bir veri tipi olduğu için belirtmeye gerek yok. Burada içeriye geliyorum. Şimdi bunu da şöyle açıklayayım. Ben o slider'dan onun value'sunu alacağım ya. Value'sunu buna parametre olarak göndereceğim. Bu boyut değiştirecek. O resmin boyutunu değiştirecek. Değişkenimi tanımlıyorum. Koala resmi. Document. Get element by id. Şuradan imaj nesnesinin ID'si koala'ydı. Ben koala'yı istiyorum haliyle. Document get element by id. Koala kenar nokta bunun HTML'i buna dışarıdan gelen kenarı ata parametreyi. Koala nesnesinin height'i kenar. Koala nesnesinin width'i kenar.
Hatırlarsanız bu yaptığımız şeylerde selected change event gibi şeyler vardı bizim C# tarafında. Change eventleri. Bir şeyin değeri değiştiğinde, örneğin textbox'ın change'inde ne olur? Bir şey yazarsın, o karakteri yazıp ya da sildiğinde değeri değişmiştir. Ona göre bir işlem yaparsın. O anda tetiklenir. Burada da diyorum ki bu range benim slider'ımı oluşturuyor. Change event'inde yukarıdaki boyutu çağıracağım. İçerisine kenar bilgisi istiyor. Bu da this nokta value. Sıfıra kadar gider bu. 2 yaptığımda nokta kaldı bak. Şeyde böyle oluyor hocam. Mesela Serialize ilk çıktığı zaman sadece JavaScript ile programlanıyordu. Bu uygulama arayüzlerinin hepsi JavaScript ile çalışırdı. Sonradan işte XAML ile Serialize geliştirilmeye başlandı. O altyapı sunuldu. Peki hocam bir şey diyeceğim. Şimdi HTML, CSS... Bakın şuradan Windows'taki resimleri attım. Sizde de bunlar resimler. 4 tane resim var. Onlardan mini bir slider yapacağım. Mini bir slider yapacağım. İçerisinde değer değil.